Sayın Kaymakamımız belediye başkanımla bunu bir kararlaştılar ve bize yalnız bırakmadılar. Kendileri de çok çok teşekkür ediyorum. Bizim bu birliğimizi, bu bizim şimdiki yani hakikaten de çok uğurlu bir şekilde biz Allah'a şükür devamlı bunu yapacağız. Ve Muhtarlar Günü bizi kararlaştıkları için hakikaten de çok mutluyuz. Biz 12 yıl geçti bu değeri görmedik. Ama şimdi Allah'a şükür yeni olan muhtar arkadaşlarımızın sayesinde galiba bu değeri hakikaten de göreceğiz. Ben burada hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Afiyet olsun. Sayın Belediye Başkanı'na davet ediyorum. Sayın Kaymakamımız, Kuvvet Komutanlarımız, Emniyet Amirimiz, kurumlarımızın diğer saygıdeğer müdürleri ve vatandaşımızın hizmetkarı olan saygıdeğer muhtarlarımız hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şereften geldiniz. Hakikaten bugün ayrı bir gün. Normalde biz 19 Ekim'de Türkiye genelinde Sayın Reisimiz Cumhurbaşkanımızın sayesinde bu muhtarlar gününü ilan ettiler. Ben huzurlarında kendilerine buradan saygılarımı, sevgilerimi, şükranlarımı arz ediyorum öncelikle. Tabii 19'unda Sayın Kaymakamımızla ihbara geçtiğimizde bizim bazı projelerini takip etme maksadıyla Ankara'da buluşumuzdan dolayı 19 gününde yetişemedik. Öncelikle burada hepinizin hakkını helal etmesini istiyorum. Tabii Salı günü haber ettiler. İşin doğrusu böyle organizeli bir programın yapılacağından şahsen bir haberim yok. Olsaydı o programları ettiler. Gününde bu güzel programı icra eder ve sesimizi altın yüzümüzden, Hatay'ımızdan bütün Türkiye'ye duyururuz inşallah. Ama bunun devamı var inşallah. Ben hatta önümüzdeki yıl içerisinde bu mutlu günümüzü, bu güzel günümüzü, bu vatandaşlarımızın her daim hizmetinde ve yanımda siz saygıdeğer muhtarlarımızı bu güzel günümüzü daha geniş kapsamlı. Eşimizde çocuğumuz var. Eski bu görevi güzelce icra eden eski muhtarlarımızla işten ortadan kaydıyla bütün ilçemize hizmet eden bu kutsal görevi icra eden bütün arkadaşlarla inşallah Rabbim de sağlarsa önümüzdeki yıl daha geniş kapsamlı, daha güzel organizasyonlu ve hatta tabii dediğim gibi biz olmadığımız için çeyrek görevimize de katılmadık. Onu da daha güzel bir şekilde icra etme kaygıya inşallah önümüzdeki yıl dediğim gibi sizlere yakışır, yakışır bir şekilde hep beraber kutlayacağız. Ben tekrar ve tekrar bu güzel gününüzü tebrik ediyorum. Rabbim her sene böyle güzel bir şekilde kutlamayı nasip etsin Rabbim. Tabii bir gün yeter mi aslında? İnanın yetmez. Biz kendi görevimizden biliyoruz. Sayın Kaymakamımız aklımda sığınıyoruz. Atanmış da seçilmiş arasında ciddi anlamda farklar var. Biz 7/24 vatandaşın arasında olmadığımız zaman hemen fazla rahat bir şekilde hissediliyor. Tabii atanmışların da ayrı görevleri var. Onların da kendilerine göre tutulan görevleri var. Ama dediğim gibi mahallelerimizde, köylerimizde bir gün cevap vermeyin telefonlarınıza hemen muhtarımızla ilgili yerlere şikayetler olumsuz yolundan başlar. Bir şekilde, aynı şekilde de yerel yöneticilerin de sorunu bu. Onun için 7/24 vatandaşımızın, hemşehrilerimizin hizmetlerinde olan siz saygılar, muhtarlarımızın bugünü sizlere yarışır ve sizlere en güzel bir şekilde kutlamak bizim rolümüzün borcudur. Onun için inşallah bu ilk yıl bir açılış oldu. Dediğim gibi önümüzdeki yıl Rabbim de sağ bırakırsa sizlerle beraber işareli halinde bunu güzelce 3-5 gün öncesinden organizasyonu güzelce değerlendirip ve icra etmekse bizim boynumuzun borcudur. Bunları da buradan beyan etmek istiyorum, ifade etmek istiyorum. Sevgili dostlar, tabii sizin sıkıntılarınız bizim 10 sıkıntımızdır. Biliyoruz, bütün muhtar arkadaşlarımız
gece gündüz hizmet etmek istiyorlar. En doğal haklardır. Bir an önce kendi mahallelerine, kendi yaşamış oldukları bölgeye nasıl hizmet götürebiliriz? Bakıyorum arkadaşlar, Allah razı olsun kendilerine. Bize geliyorlar, büyük şehre gidiyorlar, sağa vuruyorlar, sola vuruyorlar. Tabii bunların hiçbir tanesi kendi verdiği şahsi istekleri için değil. Ne yapabiliriz kendi mahallemizde? Onun uğraşı ve çabası içerisindeler. Bu enerjiden, bu enerjimizden dolayı, bu isteğimizden dolayı, mesaimizden dolayı hepinizi kutluyorum. İstiyorlar ki hemen bir an önce o seçmiş oldukları seçmenler karşı, oradaki vatandaşa karşı seçilmiş değil, hakkını vermek için uğraşmalar gerekiyoruz. Bir de inşallah sizlerle beraber bundan sonra daha sık görüşmek kaydıyla, istişareleri, sorunları beraber değerlendirmek kaydıyla bir planımızda da olup yaşayacağız. Rabbim herkesin yazdığı hali, herkesin an yazdığını yaşatacak. Bu da hiç kimsenin ne 2019-2019 yüz için hesap yapması lazım, ne de düşünmesi lazım. Varsa kaderinizde, kaderinizde o yazılan şeyleri yazacağız. O alnımıza yazılan kaderi yaşayacağız, göreceğiz. Onun için bizim üstümüze düşen siz değerli insanlarımızdan başlamak üzere. Seçilmiş olduğumuz dönem içerisinde bölgemizde, mahallemizde nasıl hizmet edebiliriz? Onun düşüncesindesiniz ve bunu da devam ettirmenizde ben canlı gönülden sizleri tutuyorum. Her zaman da yanınızda olduğumu ifade etmek istiyorum. Ben bu duygu ve düşüncelerle her zaman sizin yanınızda olacağımı ifade ediyorum ve her bir mahallemiz için 2019 yılına kadar ne var ne yok, genelde nereye ulaşabilirsek, biraz önce bahsettiğim sebepler dolayısıyla 3 gün Ankara'da bulundum. Bir taraftan konuyu bitirmeye çalışıyoruz. Kimseye konuşmuyoruz. Şu an niye? Bazı somut şeyler önümüzde konulmadığı müddetçe çıkıp da sadece lafını etmek beni şahsen rahatsız ediyor. Ama biraz önce sessiz bir şekilde sohbet ederken Sayın Gülçen Aydınkanlı'nda inşallah 2017'nin ilk yarısında inanın altın özümüzü çok güzel projelerini hep beraber icra edeceğiz. 2017'nin ilk yarısında yani ilk 6 ayı geçirmeden Allah'ın izniyle ilk defa TOKİ'nin temelini beraber atacağız. Biraz önce yine bilgileri verirken zeytincilik enstitüsü dediğimiz durumumuzu da inşallah 2017'nin Nisan Mayıs'ında yine inşaatına başlamış bir şekilde projesi ve yapım ihalesi bitmiş bir şekilde sizlerle beraber izleyeceğiz. Karayolları'yla ilgili dün genel müdürlükteydi. Hemen bu hafta içerisinde, bir 10 gün içerisinde hem bizim şehir içindeki 4.1 kilometre uzunluğundaki ana arterimiz altyapısı bitti. Muhtarımız en fazla ızdırabı çekenlerden sensi bunu biliyorum. Ama inşallah bu yılın sonuna kadar bu konuda hepimizin yüzü gülecek ve en fazla da sizin yüzünüz gülecek. Çünkü Tekel'in oradan köprüye kadar olan kısmını sıcak asfalt ve sağ solu peyzajlar bitmiş bir şekilde altın üstlerimiz hizmetine sunacağız.